Günaydın, hayırlı sabahlar. Açıldı mı Müge Anlılar arkadaşlar? Müge'mi açtım. Çay suyumu koydum, çay demleyeceğim. Kahvaltı vaktinden dedim selam vereyim. Ben erken kalkıyorum, kahvemi falan içtim. Bir iki arkadaşımı izledim, dün videolara bakamamıştım. Yorumlarınıza baktım derken saat 10 oldu. Duru kalktı şimdi. Hem banban yumurta istiyor, hem patates dedi, tost dedi. Kuymak diyor. Deminden beri sayıyor şimdi bana böyle. Dedim Duru açık büfe miyim ben? İçinden bir tanesini seç. Herhalde yumurta yapacağım bugün. Patatesi artık bugün yapmam yani. Yeter. Öyle bakalım sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Vallahi güzel bir uyku çekmişim ama 8.30'da kalkıyorum. Azra okula gidiyor. O hazırlanıyor falan derken onu yolluyorum. Ondan sonra da zaten okul sesi başlıyor biliyorsunuz. Çılgınca dışarı vuruyorlar kendilerini görmeniz lazım. O ilk teneffüs zili çaldığında sanki çocuklar böyle savaştan çıkıyor. Öyle bir cırlama, bağırma yok. O sese yatmam zaten mümkün değil. Rıza uyuyor. Onun için sıkıntı yok. O uyuyor, yatıyor, kalkıyor, bir daha uyuyor falan. Neyse ben bir daha dalamadım. Kahvemi falan içtim. Böyle arkadaşlar güne giriş yaptık. Kahvaltıdan sonra görüşürüz bakalım. Azıcık ben Müge'yi izlerim. Ondan sonra biraz evi toparlarım. Okul saati geliyor. Sonra da bugün neler yaparız? Göreceğiz hep beraber. Çayı demledim o sırada. Tabii ki en güzel etkinlik dolu olan makina boşaltılır. Yenilere yer açılır. Aynaya yansıyan görüntü. Selamlar. Kız bulaşık bitmiyor yemin olsun ya. Hallarım da gelmedi. Böyle her yer bana kirli geliyor halı olmayınca. Bakın halısız ben ev düşünemiyorum yani. Bakın işte demin bundan bahsettim. Teneffüs zili çalınca bunları bir görün. Bunlar vallahi çıldırmış gibiler kız. Aa ben şok ben iptal. Cam da açamaz olduk. Müge'cim reklama girdi. Hemen dedim menemen yapayım. Duru'ya da banban yumurta yapacağım. Biz de menemen yeriz arkadaşlar. Bol soğanlı biberli. Ya ben kış için menemen yapacaktım. Her işim kaldı. Bakalım yapabilir miyim? Canınız menemen çekti değil mi? Hemen şimdi kalkıyorsunuz. Kahvaltıya menemen yapıyorsunuz. Duru'ya da burada tavayı hazırladım. İki yumurta kırayım. Bunu da biz yeriz. Durucuğumun da yumurtası hazır. Her yer batıyor ama şunu şöyle çok seviyor. Tabağa alacağım şimdi. Sizin menemen de güzel oldu. Şimdi bir tek çayları dolduracağım arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Çayımı aldım geldim sofradan. Gene Nalet Fatma'yı dinliyorum. Kız itiraf et artık gerçekten Fatmacığım. Tamam iki sezondur iyi anlattın. Artık itiraf et canım ya. Şu surata bak onda. Saçım başım nasıl dağılmış vallahi. Şurada 3 bardak çay içtim ama bu kadının itiraf edeceği yok. Ne nalet bir insanmışsın sen Fatma ya gerçekten. Kalkayım bari işimi gücümü yapayım. Saat 12 çeyrek geçiyor. Bir de böyle bir nalet daha vardı. Gülizar mıydı o? Hani sevgilisiyle işte oğluna ölümüne sebep olan kimdi o? Gülizar mıydı? Aşkım 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 aşkım. Aynen bir de o nalet vardı. 2 sezondur bunu dinliyor. Müge'deki sabra hayranım gerçekten. Kalkayım. İnsanın işini gücünü de alıkoyuyor vallahi. Bak bütün işim gücüm duruyor Fatma. İtiraf edecek diye bekledim bugün. Gerçekten. Ay çoğunuz izliyorsunuz Müge. Instagram'dan şimdi bir dünya arkadaşla böyle story atmıştım. Bir dünya arkadaş yazdı. Hepiniz Müge başındasınız. Hepiniz öyle ne kadar Müge başındasınız. Şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk, sevinçliyiz hepimiz, yaşasın okulumuz. Hadi geç bakalım. Okuldan geldim arkadaşlar. Saat 3'e 20 var. Zaten 2'ye 20 vardı herhalde girdiğimizde. Bir saat durdum orada. Sınıfta böyle oyuna dalana kadar durdum. Camdan baktım, dışarıdan baktım. Ama sınıfta duruyor Allah'tan. Dediğim gibi bu hafta böyle geçecekti zaten. En azından sınıf arkadaşlarına alıştı. Eve geldim şimdi. 3.30'da Azra geliyor. Hemen dedim bir un çorbası yapayım. Dolapta taze fasulyem var, cacığım var. Ama ikisini de yemez. Pilavı dün yemiştik zaten.
sıcak bir çorba yapayım dedim. Bu çorbayı hepsi çok seviyor. Şehriyeli un çorbası arkadaşlar. Çok da güzel oluyor. Şöyle kıvamını falan göstereyim size. Biraz daha kaynasın. Altını kapatacağım zaten. En azından Azra geldiğinde içer bakalım. Okulda yiyor ama aç geliyor gene de. Hep bir koşturmaca vallahi. Eve geldiğim gibi hemen ocak başına geçtim yani, düşünün. Saat 5'e geliyor arkadaşlar. Duru'nun da yarım saati kaldı. Bir markete gidip geldim. Unum falan bitmişti. Bir de ekmek alayım dedim. Ekmeğimiz yoktu. Paşalara çıktım. Kuru fasulye canım istedi. Dedim yarına bir fasulye ıslatayım. Bunu aldım. 22.90 mıydı, öyle bir şeydi. Çokellamız bitmişti. Bundan aldım. Tereyağı, sucuk. Ben hep bunu alıyorum. Buna alıştık, bunun tadına. O yüzden bayağıdır bunu alıyorum arkadaşlar. Ekmek, bir de çift leylek aldım. Bu her yerde yokmuş herhalde, yazanlar olmuştu bana. Ama bu un çok güzel oluyor arkadaşlar. Mecbur kalırsam Şok'tan alıyorum tabii anlık, ama genelde çift leylek almaya çalışıyorum. Her şey de güzel oluyor. Bir de vanilya aldım. Böyle, şimdi ne yapacağım? Durucumu aldıktan sonra yemek yeriz bakalım, onu bekleyeceğiz. Halılarım geldi arkadaşlar. Şimdi hemen, gündüz süpürmüştük aslında ama hemen tekrar bir süpürüp halıları sereceğiz. Çünkü poşette bekletmemek lazım. Bir de mutfağın diğer yolluğu var. Temiz görünüyorlar. Zaten bu şeye veriyoruz biz. Uzman halı yıkamaya veriyoruz. Onlar güzel yıkıyorlar, aynı. Şu salonu yine aynı oraya. Diğer halıyı sermedim. Yedek aslında buranın var ama gelince dedim bunu sererim. O yüzden sermemiştim. Hadi bize kolay gelsin bakalım. Mutfağı sildim arkadaşlar, tertemiz. Önce süpürdük tabii. Ondan sonra güzel bir ladama şöyle çamaşır sulu su yaptım. Burayı sildim. Salona geçiyorum, bura kuruyana kadar. Halılarımı serdim arkadaşlar. Mutfak kurudu. Salonun kurumasını bekliyorum. Salonu da sereceğim şimdi. Tertemiz çıkmışlar vallahi. Temizlik gibisi yok gerçekten. Buranın halısı yok zannetmiş bir arkadaş. Hatta Elif oraya bir halı sersene yazmış dünkü videoma. Dedim halılarım yıkamada, ben halısız durur muyum valla. Bir evi gösteren halıyla perde arkadaşlar. Bunlar olmadı mı ev acayip boş görünüyor yani. Bir de çabuk pisleniyor zaten. Halısız asla duramam. Salonu da serdim arkadaşlar. Eşim süpürdü. Sonradan ben sildim burayı. Rıza tabii yıllık izinde. Artık bitiyor. Pazartesi işbaşı. Son günleri evde. Valla günlük süpürme işlerini o yapıyordu. İyi oluyordu. Ben zaten okullardaydım kaç gündür. Bugün de süpürdü yine. Demin az önce bir daha aldı. Gündüz yapmıştı. Neyse dedim halı sereceğiz. Valla temiz olmuşlar. Ben Zonguldak'ta şeye veriyorum. Uzman halı yıkamaya veriyorum. Memnunum yani. Güzel kokuyor. Tertemiz. Oraya veriyoruz bayağıdır. Şöyle kahvemi içip doğru okula gideceğim bakalım. Günün güzel geçti mi? Bir ara ağlamış beslenme yaparken, ondan sonra susmuş. Ben acıktım, evde yiyeceğim onu, içeride yiyeceğim. Evet, niye bitirmedin beslenmeni? Hayır, evde yiyeceğim onu. Tamam, hadi gel. Saati 8 yaptık. Tam çay demlemiştim. Kardeşim geldi arkadaşlar. İsmailciğim tatlı getirmiş bakalım. Ay, fırından almış. O soğuk baklava almış. Hemen çayları dolduruyorum. Afiyetle yiyoruz bakalım. Ertesi günden selamlar. Hayırlı cumalar arkadaşlar. Videoya dün akşam devam etmedim. Kardeşim vardı. Çay falan içtik. Tatlı getirmiş. Tatlı yedik. Sonra İsmail gittikten sonra da camdaki kıza baktım. Yeni sezon başlamıştı. Neyse dedim yarın devam ederiz. Şimdi de nereye gidiyorum? Saat 4'e geliyor. Azra'nın veli toplantısı var. Tamamen unutmuşum Duru'yla ilgilenmekten. Azra aradı az önce. Anne geliyorsun değil mi dedi. Dedim bugün müydü o? Ben cumartesi zannediyordum. Anne dedi 4'te başlıyor. Bekliyorum. Hazırlandım hemen. Doğru okula gidiyorum. Azra'nın ortaokulu da iki mahalle üstte, benim eski mahallemde. Oraya çıkıyorum şimdi. Duru'yu da bugün okuldan aldım geldim arkadaşlar. Tam gün durmadı. Bugün bayağı bir sıkıntı çıkardı bana yine. Valla iki gündür çok güzel duruyordu, alışmıştı.
Hatta beni eve kendi isteğiyle falan göndermişti, biliyorsunuz, anlatmıştım size. Bugün çok ağladı. Beni de ağlattı. Ben de ağladım. İnanmayacaksınız ama bir saat ağladım. Neyse, iyi geldi vallahi. Bir haftadır dolmuşum herhalde. Şimdi de ağrı kesici aldım, okula gidiyorum. Bakalım toplantıda neler diyecekler. İlk toplantı. Bakalım. Belli başlı şeyler konuşuluyor. Azroş'un okuluna geldim. Bekliyordu beni bahçede. Bakalım toplantı başladı mı, ne oldu? Gerçi veliler dışarıdalar sanki. Azroş, başladı mı toplantı? Daha başlamadı mı? Hoca onu buçuk almış anne. Hadi ya. Buçuk. Kız koştur koştur geldim ya. Nefes nefese kaldım. Gel bekleyelim şurada. Toplantımız bitti. Eve gidiyoruz arkadaşlar. Bir markete uğrayacağım. Tavuk falan alayım da. Yemek yok evde yani. Bugün Duru'yla uğraş. Toplantıya gel. Yemek işi kaldı tabii. Mahalleye Kutay Pastanesi açıldı. Şuydu abi. Şu çikolatalı var ya. Onlardan. Şöyle kurabiye alıyoruz. Buraya yeni açıldı. Ben şu üçünü çok seviyorum. Evet, en sevdiğim tulumba da var. Artık buradan alırım. En azından mahalle içinde. Kutay Pastanesi çarşıda vardı. Şimdi buraya da açtı. Güzel şeyler var arkadaşlar. Oturma yeri de yapmış kapıya. Bakın pastalar. Çok en var. Sevdiğim reyon. Eve geldik arkadaşlar. Tavuk yapacağım airfryer'de. Yumuşatıcım bitmişti. Makarna suyu koydum. Yoğurt aldım. Bir de yeni açılan pastaneden bunları aldım. Şunlar çok güzel oluyor Kutay'ın. Ben hep Berrak'tan alıyorum, biliyorsunuz. Orası hazır, yeni açılmışken bir bakalım dedik. Bunları aldık Azra'yla. Şimdi bunu baharatlı yapayım. Bir de yanına makarna yapayım. Bu saatten sonra ancak onlar olur. Şunu yapalım. Aynen. Saati 6 yaptık vallahi arkadaşlar. Yemek bu saate kaldı dediğim gibi. Hemen şöyle makarnamı koydum. Bu pişiyor. Burada da tavukları böyle doğradım. Az bir yağ gezdirdim. Kekik koydum. Pul biber, karabiber. Azıcık tavuk baharatı koydum. Tuzunu ekledim. Şöyle çeviriyorum. Çok bir yağ koymadım. Pişmesine yakın birkaç tane biber atacağım içine. İçindekileri yıkamıştım. Şimdi onları yerleştireyim. Bir 30 dakikada tavuk ayarında bunları deneyeceğim bakalım. Şöyle koydum arkadaşlar. 190 derecede yarım saate ayarlayacağım tavuk ayarında. Biber atarım dediğim gibi. Şöyle tavuk ayarı. Dereceyi 190 yapalım. Buradan dakikayı ayarlıyoruz. 30 dakikaya getirelim bakalım şimdilik. Akşam yemeğimiz hazır arkadaşlar. Tam 30 dakikaya ayarlamıştım. Ara ara açtım. Bir şeyler ekledim. Şimdi sizlerle paylaşayım. İlk 15 dakika geçtikten sonra patatesi ekledim. Son 7-8 dakika kala da biber ekledim arkadaşlar. Bakın çok güzel görünmüyor mu? İnşallah tadı da öyledir. Size fikrimi mutlaka söylerim. En güzeli de ocak batmadı. Hep sıçrıyordu tavuk yaparken. Makarnam da hazır. Makarnayı böyle tereyağlı yaptım. Ketçap, mayonez sıkıyorlar çünkü salça falan eklemedim. Aslında ben bir ara salçalı domatesli karışık yapayım dedim ama neyse, sade olsun. Tabağı aldım böyle. Bir tane tavuk attım ağzıma, gayet güzel olmuş arkadaşlar. Diğerleri de pişti zaten belli. Güzel. En azından bunu da bugün denemiş olduk. Hiç tavuk denemek nasip olmamıştı daha. Bugün ancak fırsat bulabildim. Kanat çok güzel oluyormuş onda. İşte hazır demişim. Bütün tavuk kızartanlar var. Zamanla hepsine bakacağız bakalım. Bizlere afiyet olsun. Yemekler yendi arkadaşlar çok şükür. Biraz böyle dinlendikten sonra gerçekten bugün böyle toparlanamadım yani. Biraz böyle kafamı topladım, sonra geldim burayı topladım. Ben makinenin her zaman sıcakken bunlara yağ çöz sıkıyorum. Ondan sonra çıkması kolay oluyor. İç rezidansını da o hemen şurada arkadaşlar. Şu kısımda. Orayı da her pişirme sonrası sıcakken siliyorum. Yağları azdırmamak için. Çünkü bunun temizliğinden korkan arkadaşlar var. YouTube'da böyle videoları varmış. Çok yağ bağladığına, zor çıktığına dair ama. Bu aspiratör için de geçerli, dallanmaz için de geçerli. Bu tür şeyleri, yağını azdırmamak lazım. Normal kullandığımız fırını bile. Sürekli temizlenmezseniz o yağlar zor çıkar, temizlemezseniz.
İnşallah rezidansı da bakalım temizlik yaptığım zaman paylaşırım. Şu an için tertemiz. Çünkü her seferinde siliyorum zaten üzerinden. Sıcakken siliyorum. Çok soğumadan. Bunlara da hemen yağ çöz sıkıyorum fıs fıs. Bakın yağma kalmadı. Birazdan kurusunlar diye hani bıraktım öyle. İçine alırım. Şimdi çepalesi için çay vakti. Kurabiyem burada. Alalım onu şuraya. Saat 10'a geliyor arkadaşlar. Biraz YouTube'da vakit geçirdim. Bu akşam bir dizi yok böyle izleyeceğim. O yüzden YouTube'a bakayım dedim. Şimdi annemi arayacağım bakayım ne yapıyorlar. Annemler Kızılcahamam'da 2 gün oldu. Halamlarla birlikte gitmişlerdi. Geçen hafta köye gittiğimizde bir arkadaş yazmış. Annenle halan küs mü? Annen niye gelmedi sizinle diye. O geldi şimdi aklıma. Niye küs olsunlar annemle halam? Annemlerde usta vardı. Söylemiştim montalama yapılıyordu. O zaman daha ustaların işi bitmemişti. Onlara yemek vermese de günlük böyle çaydır, sudur hep peşlerinde dönüyor. O yüzden o gün köye gelmedi bizle. Hemen oradan bir küslük aradınız yine. Bak o şimdi aklıma geldi. 2 gün oldu. Halamlarla Kızılcahamam'a gittiler. Onların her sene böyle senede 2 kere bir Kızılcahamam turları var. Onu bir arayacağım. Gündüz inanın unuttum yani. Unuttum derken kendi şeylerime düştüm, dertlerime düştüm. Bakayım ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Ondan sonra da videomu editlerim. Bir kahve yaparım kendime. Sonra da günü kapatırım artık. Evet yine böyle stresli bir gündü. Biraz ağladım, açıldım. Gündüz söylemiştim size toplantıya giderken. Sonra da çok başım ağrıdı zaten. Neyse ki ilaç geçirdi ama toplantıya gidip geldim derken unuttum artık. Pazartesi Allah kerim arkadaşlar. Bu süreci böyle böyle atlatacağız yani. O kadar çok mesaj aldım Instagram'dan anlatamam size. Bir saattir onları okuyorum. YouTube'dan çıktım. Instagram'a girdim. Oradaki mesajların çoğuna cevap vermeye çalıştım. Böyle yani eksik olmayın. Çok destek mesajı vardı gerçekten. Burada da zaten yazıyorsunuz. Bakalım böyle böyle aşacağız arkadaşlar. Yani bu durumu yaşayanlar çok var aramızda. Örnek veriyorsunuz bana işte. Benim de başıma geldi, şöyle sürdü, böyle bu kadar sürdü. Çok sevinmiştim ben gerçekten kendi isteğiyle alıştı, etti, gitti diye ama inşallah devam edecek bakalım ya. Pazartesi tekrar yani pes etmeden denemeye devam edeceğiz. Arada böyle gel gitler olacak demek ki, ne bileyim valla. Ay bir hayallerim vardı benim, okullar açılınca fitness'a yazılıyordum. Kızlar okuldayken fitness'a gidiyordum. Yukarıda bir salon var, fitness salonu. Yengemle oraya gidecektik biz. Konuşmuştuk, dedik şu bir hafta geçsin alışsın. 2 ile 3.5 arası dedik günlük 1.5 saat gideriz haftanın 5 günü. İnşallah yine onu hayata geçiririz bakalım. Yeter ki şu bir an önce adapte olsun alışsın. Onu da hayata geçiririz bakalım. Böyle yani. O zaman ne yapalım? Veda edelim. Ben de annemi arayayım bakayım ne yapıyorlar. Ondan sonra da videomu editlerim. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Keyifli hafta sonları diliyorum.